Ana manşetteki konuyu paylaşacağım sizlerle. Selçuk Tepeli şöyle bir yorumda bulundu. Bakıyorum buna ne kadar katılırsınız yani. Yorumlarınıza da dikkat bakacağım. Konuşamadım bir türlü. Diyor ki seçim sonuçlarından sonra emeklileri artık kimse göz ardı edemez. Hani diyorlardı ya diyor Temmuz'da zam gelecek. Temmuz ayında zam yapacaklar. Bu diyor artık böyle bir şey yok diyor. Bunu diyor erkene çekmek zorundalar. Yani bunu artık beklemek durumda değiller. Artık bu kitleyi göz ardı edemezler diyor Selçuk Tepele'nin yorumu. Buna katılır mısınız? Böyle olacağını düşünüyor musunuz? Dün konuştuk. Mesaj, mesaj, mesaj ifadesi vardı. Bu mesaj hiç şüphesiz emeklilerden gitti. Yani bunu görmemek için... Çok başka bir hayal dünyasında yaşıyor olmak lazım. E, siyasi yorum mu açısından bunu söylüyorum. E, yani siz tutup hala ısrarla Temmuz'u işaret ederseniz ki işaret edecekler. Bunu yine deneyecek iktidar. Burada gelen tepkilere bakacaklar. Baskıya bakacaklar. Bu mesaj tam olarak alınmış olmaz. İnsanlar Temmuz'u beklemek istemiyor. E, dün bir şey gördüm bir işte yine iktidara böyle emeklere bu bir iki gündür saldırıyorlar seçimlerden sonra. Yine troll hesaplardan birisi bu insanlar işte böyledir bu halk böyledir 15 bin lira yapsaydı emekli maaşın iktidar koşa koşa gider iktidara oy verirdi. Ee, bunlar böyledir falan diye böyle yaftalamış böyle aşağılık bir yorum yapmış. Neden? Hala zannediyorlar ki yani hala meselenin para olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Hala böyle idrak ettiklerini düşünüyorlar. Bakın zaten mesele artık paradan çıktı. İnsanlar buradaki adaletsizliğe ses çıkarıyorlar. Bunu anlamamak için e, kalın kafalı olmak lazım. Yani gerçekten bu meseleyi anlamamak, görmemek için bambaşka bir dünyada yaşıyor olmak lazım. Hala bunu anlamıyorlar. Kardeşim insanlar en düşük emekli maaşı 15 bin lira olsaydı koşa koşa hop gideceğim zam böyle bir sistem yok. Bakın takıldıkları mesele tek bir cümleyle söyleyeyim size. Başka bir noktaya bakmayı bırakın artık. Memura verdin 8 bin lirayı bana neden vermedin vermediysen de bana niye bunun açıklamasını yapmadın yaptığın açıklamada diyorsun ki versem enflasyona düşecek ben buna inanmıyorum. Bu saçma doğru bulmuyorum neden çünkü e, ona verdiğinde enflasyon zarar görmüyor da bana verdiğinde mi zarar görüyor yani bunu anlamak güç mü arkadaş yani her gün anlatıyoruz hala. Meselenin şöyle çözüleceğini düşünüyorlar. 15 yapsaydık bu iş çözülürdü. Böyle bir sistem yok. Bunları artık yani kafanızdan silin atın İnsanlar buradaki maaş skalasından ziyade ortadaki adaletsizliğe tepki gösterdiler. Sandıkta alınan tepki oyu e, budur. Oturup derseniz ki düşünürseniz ki biz zam yapmadık e, işte 10 bin lirayı 15 yapsaydık sandıktan daha farklı bir sonuç çıkardı diye düşünüyorsanız İnanılmaz yanılıyorsunuz. Bakın, inanılmaz yanılıyorsunuz. Size memurlara 8 bin lira seyyanen zam yapmayı ve emekliye hiç seyyanen zam yapmama aklını o dönem kim verdiyse onu bence bir bulun. Deyin ki kardeşim sen bunu neyi düşünerek yaptın? Bak bize seçim kaybettirdin. Yani buradaki adaletsizlik meselesine odaklanmanızı rica ediyorum. Başka bir yere bakmayın. Anlatmaya çalıştığım konu bu. Şimdi bakın, bununla ilgili bu söylediklerimizi teyit eden Hakan Bayrakçı kendisi bir İstanbul anketi açıklamıştı. Seçime çok az bir zaman kala. inanılmaz derecede iktidar medyasında da yer aldığı için işte CNN'e çıkıyor. kendisine müthiş eleştiriler yapılmıştı. Niye İmamoğlu'nu önde gösterdi diye. Değil mi? İmamoğlu önde gösterildi diye Hakan Bayrakçı'ya saldırdılar büyük bir saldırı içerisinde. E daha önce aynı isme söylemlerine riayet ediyorlardı. Kılıçdaroğlu kaybederken Bayrakçı'nın anketlerinde o doğru falan diyorlardı. Aynı grup dönüp bu kez Hakan Bayrakçı'ya saldırılıyordu. E ne oldu 12 puanına yakın bir fark attı şimdi İmamoğlu. Ama Bayrakçı diyor ki emeklilerde son haftaya kadar bir seyyanen zam beklentisi yaratıldı. Bu zam beklentisi karşılanmayınca son hafta Ekrem İmamoğlu farkı açtı diyor. Bunu İstanbul nezdinde söylüyor. Niye? Çünkü 3 milyona yakın İstanbul'da emekli yaşıyor. Ya 3 milyona yakın emeklinin yaşaması ne demek biliyor musunuz İstanbul'da? Ve siz bu emeklilere doğru düzgün bir açıklama yapamamışsınız, edememişsiniz. Ve Betimar, özür diliyorum, Hakan Bayrakçı'nın seçimden önce yaptığı bir tespit vardı. Demişti ki Bayrakçı, hani bir hafta sonu olmuştu İstanbul-Ankara mitingi. Hatırlayın, Ak Parti Grup Başkan Vekili demiş ki Cumhurbaşkanı dikkatli dinleyin demişti. Sonra ne Ankara'da ne İstanbul'da bir şey çıkmamıştı. Bayrakçı'nın tespitine göre eğer o şeyde İstanbul ve Ankara'da bir sonuç çıksaydı yani Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama çıksaydı iktidar bu kadar yani iktidar daha kazançlı geçebilir, geçirebilirdi bu seçim sürecini. E, ama orada o, öyle bir açıklama gelmedi. Sonra e, o beklenti iyice kaybolunca da fark açıldı diye sonra bir tespit yapmış. Ama bana sorarsanız bu seçim sonuçlarını gördükten sonra ben anladım ki bence iktidar bu kadar fark yiyeceğini, bu kadar e, büyük bir hezimet yaşayacağını biliyordu. Bunları gördü. Ve dedi ki biz emekliye ne kadar zam yaparsak yapalım ki yapamıyoruz yapacağımız şeyi de beğenmeyecekler. Çünkü yani bekliyorsunuz bekliyorsunuz hop promosyon çıkıyor. 2000 lira 3000 liraya arttırılıyor falan. Ee, hiçbir şey değişmez diye düşündüler ve bu süreci böyle geçirdiler. Ama beklediklerinin çok üstünde bir ağır darbe aldılar. Bu süreçte bunu nasıl toparlarlar bilemeyiz. Ee, ama emeklerin etkilerini Görüyorum sosyal medyada, YouTube'da e, biraz biraz gündeme getirmeye çalışanlar var, getirmeye çalışıyorlar. Bence daha yüksek sesle söylesinler, e, bambaşka noktalara bakmasınlar. Ama yine söylüyorum, bakın yine söylüyorum, siz bu kit emekli kitlesine parayı vermediler, parayı almadılar, o yüzden gidip oy vermediler diye düşünüyorsanız bakın hakaret ediyorsunuz bu kitleye. Bu insanların adalet duygusuna hakaret ediyorsunuz. Bu insanlar ortadaki adaletsizliğe kızdılar. Kardeşim biraz aklınızı başınızı alın bir mantıklı düşünün. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de emekli maaşı düşüktü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de emekli maaşlarına isyan ediyordu insanlar. Yine gidip oy verdiler. Bu insanlar buradaki adaletsizliğe tepki gösterdiler. Verdin 8 bin lirayı vermedin diye tepki gösterdiler. Hala Para verseydik çözülür, 3, 3 bin 5 bin lira verseydik çözülür diye düşünüyorlar. Ya bu kadar insanları yani aşağılamanın bir mantığı yok ya, ayıp yani. Hala bunu idrak etmiyorlar. İna, in, ben inanamıyorum yani bu mesele karşısında. Gerçekten böyle olaylara bu kadar kısa yoldan çözüm üretip bir şeyleri kazanabileceklerini düşünebileceklerine inanamıyorum. Adaletsizliğe insanlar tepki gösterdi. Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakın. Emeklilerin oy reflekslerine bakın ve emekli maaşlarının düşüklüğüne bakın. O dönem biz ne konuşuyorduk? Zaten yerlerde olan, diplerde olan en düşük emekli maaşını 7500 lira yapmışlardı. 3500, 5500, 7500. Üzerinde maaş alanlara zam yapmamışlardı. Tepki gösteriyorduk buradan değil mi? Hatırlıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini. E ne oldu? Yine gidip o insanlar oy kullandılar, iktidara destek verdiler. Maaşlar yine düşüktü. Mesele maaş mıydı acaba sizce? Mesele maaş falan değildi. Bir insanları umut unutmanız, iki adaletsizlik yapmanız başka bir şey değil. Bu kadar kardeşim. Bakın buradan kimseyi de böyle tahrik edici veya farklı bir şekilde konuşmuyorum. Ben bir gerçeği söylüyorum. Hala karşı yani hala iktidar kanadında işte iktidara yaranayım iktidardakiler beni beğensin, bu emekleri suçlayalım gibi düşünenler varsa hata ediyorlar. Para değil mesele. Bakın para tabii ki insanlar paralarını alacaklar ama oradaki adaletsizliğe tepki gösteriyorlar. Anlamamakta güçlük çekiyorlar. İnanamıyorum yani. Bunları da gördükçe şaşıp kalıyorum her gün.